Devletçilik öyle bir hastalıktır ki, bir toplumda devlet kutsallaşmışsa, bir toplumda devlet kutsallaşmışsa, o kutsala bütün insanlar köle olur, kul olur. Yine bir toplumda parti kutsallaşmışsa, artık parti millete hizmet etmez, millet partiye hizmet eder. O hale dönüşür. İşte komünist devlet kutsal bir devlettir. Ve orada komünist partisi vardır. Devlet, devlet, devlet diye 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 milletin anasını ağlattılar komünistler. Ve orada bir parti var, komünist parti, kutsal parti. Ve Türkiye'de de bunun benzeri, yani devletçilik diktatörlüktür. İtalya'daki Mussolini hareketi gibi, onun devlet anlayışı, parti anlayışı gibi, Almanya'daki Hitler ve faşizm gibi, Rusya'daki komünist parti ve komünizm gibi ve Türkiye'deki Kemalizm ve Halk Partisi gibi. Parti, devlet, parti, devlet. Peki değerli arkadaşlarım, acaba devlet kutsal mı? Parti kutsal mı? Kutsal devlet olur mu? Kutsal parti olur mu? Kutsal olan nedir? Mukaddes olan nedir? Mübarek olan nedir? Mukaddes olan, mübarek olan hangisidir? İşte bunun üzerinde bizim öncelikle ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman devletin kutsal olduğuna dair bir tek ayet görmüyoruz. Partinin veya bir derneğin veya bir vakfın kutsal olduğuna dair bir ayet göremezsiniz. Hatta bu anlamda cami bile kutsal değildir. Camiler yaptıkları işe göre ikiye ayrılmış Kur'an'da. Cami, düşünün. Bırakın şimdi partiyi, derneği, vakfı, cami. İki tip cami söylüyor Kur'an-ı Kerim. Kurum. Cami bir kurum. Mescid-i dirar, mescid-i takva. Diyor ki, öyle camiler vardır ki, o camiler imamıyla, cemaatiyle tam anlamla Allah'a iyi bir niyetle kul olmaya çalıştıklarından dolayı bu camiler takva camidir diyor. Ayet-i kerime var. Öyle camiler de vardır ki onlar mescid-i dırardır diyor, zararlı camiler. Yani caminin bile zararlısı, kötüsü olduğunu Kur'an söylüyor. Hiçbir kurum, cami dahil İnsanlar tarafından kurulmuş, meydana getirilmiş olan hiçbir kuruluş, ister devlet olsun, ister parti olsun, ister dernek olsun, ister vakıf olsun, ister Kur'an kursu olsun, hiçbir kuruluş kutsal değildir. Onu mukaddes yapan, onu mübarek yapan o yerde ne yapıldığıdır. Demek ki Allah'ın rızasına uygun ve toplumun menfaatine uygun, milletin menfaatine uygun olarak kullanılmadığı zaman cami dahi mukaddes değildir, mübarek değildir. Ve Peygamber Efendimiz'in sağlığında yıkılan cami vardır Allah'ın emriyle Celle Celaluhu. Estaizbillah. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا Onlar mescit yaptılar, cami yaptılar. Niçin? Zıraran, zarar vermek için. Demek ki Müslümanlara zarar vermek için dahi kullanılabiliyormuş cami. Ve küfran, gavurluk için. Allah Allah. Ve tefrikan beynel müminin, müminleri bölmek ve parçalamak için cami yaptılar diyor. O halde benim anladığım şudur ki, İslam'dan ve Kur'an'dan anladığım şudur ki, insanlar eliyle kurulmuş hiçbir kurum, cami dahil, bizatihi mukaddes ve mübarek değildir. Kur'an mukaddes ve mübarek olarak sadece insanı gösterir. Ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerime vardır.
bu ayeti kerimelerde göklerde ve yerde ne varsa, göklerde ve yerde ne varsa, yerin altında ve yerin üstünde ne varsa hepsi insan içindir buyurulur. Çok önemli, bunun altını çiziyorum. Her şey devlet için, her şey parti için, her şey dernek için, her şey vakıf için, her şey tarikat için. Hayır. Devlet de millet için, dernek de millet için, parti de millet için, vakıf da millet için, cami de millet için, peygamber de millet için. Alemlere rahmet olarak gönderiliyor. Peygamber de insanlık içindir. Kur'an dahi insan içindir. İnsan Kur'an için değil, Kur'an insan için. Ve Kur'an-ı Kerim'de kainattaki en şerefli varlık olarak insan gösteriliyor. Ve ondan sonra deniliyor ki göklerde ve yerde ne varsa hepsini insan için yarattım. Demek ki bir cümle olarak bunu şöyle ifade etmek istiyorum. Biz artık Müslümanlar olarak her şey insan için, insan ise Rabbi için diyeceğiz. Vasıtayla gaye arasındaki farkı ayıracağız. Kur'an bile bir vasıta, peygamber bile bir vasıta. Niçin? İnsan için bir vasıta. İnsanın mutluluğu için bir vasıta. İnsanın saadeti için bir vasıta. Ama siz bunu tersine döndürür de her şeyi parti için derseniz anasını ağlatır parti partililerin. Ve siz bunu ters çevirir de her şeyi devlet için derseniz o devlet anasını ağlatır milletin. Ve dünyada pek çok devlet vardır. Ama komünizm adına kurulsun, ama kapitalizm adına, ama kemalizm adına kurulsun, ama İslam adına kurulsun. İnsanları mahveden, İslam adına kurulduğu halde Müslümanlara zarar veren, insanlara zarar veren devletler de tarihte vardır. Değerli arkadaşlarım, Kur'an Hazreti Ömer'in elinde olursa adalet dağıdır. Yezid'in elinde olursa Hazreti Hüseyin'in başını vurmaya yarar. Kur'an bile zulüm için kullanılabilir, kötülük için kullanılabilir demek. İşte bu noktadan hareketle, devletçi anlayıştan vazgeçmemiz gerekiyor. Bakınız, açıkça söylüyorum. Biz kutsal devlet istemiyoruz. Kutsal devlet istemiyoruz. Devlet istiyoruz sadece. Devlet. Milletine hizmet eden devlet. Adam gibi, dost doğru, adaletli bir şekilde milletiniz, milletine